Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda hem şöyle bir geldik, üretimhaneyi toparlayacağız, hem de o sırada sizlerle daha öncesinde çekmek istediğim, çektiğim ama çok da bu konularına girmediğim detaylı şekilde, özellikle yeni taktikleri anlatmadım. Dolandırıcılardan bahsedeceğim, dolandırıcı abilerimizden bahsedeceğim. Yani genelde ablalarımız çok yapmıyor bu işi. Dolandırıcı abilerimiz sağ olsun piyasada milyarlık vurgunlar yapıyorlar kuşlarda. Şimdi kuşlarda milyarlık, ürünlerde milyonluk vurgunlar. Şimdi bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Yani gülerek anlattığıma bakmayın, çok sinir bozucu. Allah kimsenin başına vermesin. Ama gerçekten bazen böyle dalgaya dalmayasım geliyor. Şey alasım geliyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar maalesef ki yıl olmuş 2022, 2023'e doğru yol almışız. Abi halen daha inananlar var ya. Ha haklı da buluyorum çünkü çok profesyonelce ama böyle ufak tefek şeyleri de yiyenler var. Ondan sonra ben de diyorum ki afiyet olsun yani. Hani başka bir şey diyesim gelmiyor. Şimdi ben hem temizliği yapacağım hem sizlerle biraz böyle sohbet havasında bu mevzuları anlatacağım ki gözünüz açılsın, bilin ki güvenmeyin. Şimdi arkadaşlar belli başlı sosyal medya şeyleri var, sayfaları var. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Bu sosyal medya hesaplarından en çok nerede kuş satılır? Çıkan tozu görüyor musunuz? En çok arkadaşlar Facebook'ta satılır kuş. Bu bir kere aşikar. En çok Facebook'ta. Amcalarımız, dayılarımız, dedelerimiz, abilerimiz, ablalarımız hepsi Facebook'a gider. Ben de dahil olmak üzere. Gider Facebook'ta satışını yapar, kuşunu ilanına koyar, yakın olana elden verir, gönderim yapıyorsa gönderimi açar ve ardından serüven başlar. Varan bir dolandırıcı abimiz geldi. Abimiz diyorum, erkekler alınmasın, genelde erkekler yapıyor. Yani çok üzerinize alınmayın ama genelde erkekler yapıyor. Söz meclisten dışarı. Dolandırıcı abimiz varan bir geldi. Lan. Bir tane kümes aldı. Bu kümesi de tabii ki de ona göre aldı. Kümes aldı ama toplama kümesi. Yani ithalden topladı, carttı, cürttü. Bir miktar belki emek vermiş olabilir. Hakkını yemeyelim. Ardından arkadaşlar ya da şöyle de olabilir. Bakın bu da iki. Başkasının kümesine gidip çekilen kuşlar var. Şimdi bunu anlatacağım. O daha büyük bir olay. Şimdi siz bunu dinleyin ilk olarak. Çünkü ilk önce küçükle başlayayım ki şoka uğratmayayım sizi. Şimdi arkadaşlar, abimiz geldi, kuş aldı. Güzel kuşları ucuza ucuza topladı. Ve belli bir süre piyasa yaptı. Kendine güven sağlattırdı. Bakın bu ürün satanlarda daha çok oluyor. Kendine piyasa yaptı, güven sağlattırdı ve dedi ki tamam ben oldum, artık güç bende. Geldi, kuşları hepsini sattı. Ondan sonra arkadaşlar bir posta daha aldı. Ve bu bir postayı da en son şöyle dedi. Yani üzerinden belli bir süre geçti. Piyasada tamamen ismi duyuldu ve böyle kişiler genelde Facebook'ta şöyle ortaya çıkıyorlar. Kuşu bir satıyorlar, iki satıyorlar. Arkadaşlık kuruyorlar insanlarla. Abi ayağına, abi kardeşim ayağına. Arkadaşlık kurduktan sonra bir bakıyoruz ki mesela atıyorum, yani ben bu arada karda yürüm izimi belli etmem. Sosyal medyaların, yani mesela atıyorum bizim şeyimiz var, dükkanımız var. Onun haricinde benim kendi hesabımda da mesela ben gruplardayımdır ama hiç paylaşım yapmam. O yüzden diyorum karda yürüm izimi belli etmem diye. Her şeyi takip ederim. Her şeyi bilirim. Ama tepki vermem. Tepki göstermem. Genelde çok yorum yazmam kendi hesaplarımdan. Kendi hesaplarım dediğim yani şöyle bir dükkanın hesabından gidip yorum atmam. Gidip de yani yorum atmam. Genel olarak yorum atmam. Ya da ne bileyim kendi hesabımdan gidip de aman şöyle miydi böyle miydi falan demem. Genel olarak hayalet gibiyimdir gruplarda. Varlığımla yokluğum birdir. Bu olduğum gruplardan bahsediyorum. Ardından arkadaşlar bu şeye gruplarda bunlar nasıl ortaya çıkıyorlar onu da söyleyeyim size.
Güven sağlayan kişiler, yani güvenilir olanları tenzih ediyorum. Bakın, güvenilir olanlar gibi davrananlardan bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Güvenilir olanlar gibi davrananlar şöyle bir şey yapıyorlar. Genelde kendilerine güven sağlattırdıkları için bizim iyi niyetli esnafımız, iyi niyetli abilerimiz, ablalarımız biri bir kuş aradığında kendilerinde olmadığını onu etiketliyorlar. Ya bana göre çok güzel bir davranış ama çok suistimal ediliyor. Yani böyle vurgun yapacak kişilere benim hiç beklemediğim, benden zamanla kuş alan adam yemin ediyorum var ya öyle bir vurgun yapmış ki ağzım açık kaldı. Herkes onu arıyor ya, şaka gibi. Lan dedim, bu adam geldi, kuş aldı, gitti. Seneler önce burası yoktu. Ben de adam akıllı kuş yoktu. 5 tane kuş vardı ya. Bir tanesini de ona sattım. Seneler öncesi. Adam vurgun yapmış, seneler sonra çıkıyor, işe bak. Ondan sonra bu adam piyasada kendini belli etti. Vay anasını dedik ya, ne kadar büyüdü ya, böyle dedik. Allah dedik, adama helal olsun. Sonra bir baktık ki bu adam, evet, her yerde etiketlenenlerden çok güzel bir davranış ama çok suistimal edilen bir davranış. Etiketlenen abimiz güvenini kazandı, varan bir. İlk aşama sonlandı. Şimdi ikinci bir varan ikiyi anlatacağım. İkinci bir olayı anlatacağım size. Bir de hiç bu kadar uğraşıya girmeyin. Önce birkaç kuşla alacağım ayağına yatıp, ya işte bak görüşelim, tanışalım, ya işte selamımız sabahımız olsun tarzında böyle sohbetlere girip üretimhanelere ziyarete gidiyorlar. Bilmiyorum, duydunuz mu? Üretimhanelerde ise gittikten sonra iki abi kardeş ayağına kuşların fotoğrafını çekiyorlar. Şimdi ben kendi çektiğim fotoğrafı bilirim. Ama başkasının çektiği fotoğrafı üretimhanemi geniş açılı çekmediyse ya da benim orada ayırt edebileceğim bir şey yoksa ben tanımayabilirim. Yani tanımam demiyorum ama tanımayabilirim. Üretimhanelerde bir kısım fix olduğu için, yani kafes sistemleri olsun, ayırıcı çok fazla böyle seçenek olmadığı için yakından çekilen fotoğraflar, tabi insan kuşunu da tanır ama ihtimal vermeme durumu da var tabi. Yakından çekilen fotoğraflarda maalesef ki tanımama ihtimalimiz oluyor kuşumuzu. Yani yine üretici kuşunu tanıyor mu arkadaşlar? Yani bir sürü kuş var. Hangi birini tanıyacaksın? Sonra adam, aradan aylar geçiyor. Hiç böyle çeşitli kümeslerde dolaşıp çektiği kuşların fotoğraflarını ilanına koyuyor. Ama öyle bir çekiyor ki senin ruhun bile dönüyor. Şimdi bu da varan iki. Şimdi varan bire tekrar dönelim. Adam geldi, güven kazandı. Sonra kuşları topladı. Kendi üretimhanesini de gösterdi. Yerini de biliyorlar. Sonra bir gün dedi ki, çok az bir kuş bıraktı azınlıkta. Onları da gitti dağıttı ama el altından dağıttı. Kimse çaktırmadan diyor ki, ben kuşlarımı bitiriyorum. Ama halbuki çoktan bitirdi. Sonra üretimhaneyi dağıttı. Yerinde yerler esiyor. Adam arkadaşlar, yeri belli ya şimdi, o yüzden üretimhaneyi dağıttı diyorum. Yerinde yerler esiyor. Adam sonrasına gidiyor. O kuşları güven sağladığı bir adama ya da şehir dışından öneriyle yazan birine parayı hesabını alıp ortadan yok oluyor. Topluyor hani. Toplu olduğu için sonra da güzel kuşları bırakıyor. Onları da toplu şekilde elinden çıkartıyor. Bu arada arkadaşlar, bazen gözükmeyebilirim, kusura bakmayın. Şuraları da toplamak zorundayım. Arkalara da gidiyorum. Yani çok bakamıyorum kameraya. Öyle çok bakmalı bir videomuz değil bu maalesef. Adam dediğim gibi güveni kazanıyor. Güveni kazandıktan sonra piyasada isim yapıyor. Ve yaptığı ismin sonucunda güven kazandığı kişilere, yani şehir dışından iletişim kurduğu. Genelde şehir dışına satarlar. Çünkü şehir içinde ne yaparsın? Gider alırsın, değil mi? Yani otomatikman yaptığın ilk şey budur. Gidersin, kuşu alırsın. Ama şehir dışından çıkıp gidip kuş mu alacaksın? Yani adam gidiyor ve hop, hesabına parayı aldığı gibi arazi. Sonra sen istersen git savcılığa, istersen git bir yani karakola, nereye gidersen git. Yani kuşlar gitmiş, parayı göndermişsin. Ama işte kimse yok ortalıkta.
Var. Yani genelde çok fazla ilgilenilmez böyle dolandırılma şeyleriyle. Emniyet çok fazla ilgilenmiyor. Eğer ilgilenirse de gerçekten vicdanlı kişiler ilgileniyor, onu söyleyeyim. Ardından şunu fark ettim. Bu kişiler arazi olduktan aylar sonra ortaya çıkabiliyor ve tekrardan bir vurgun yapmak için. Eğer ki tanınmazsa ya da farklı bir fake hesapla gelirse çok üzgünüm, defalarca kez vurgun yapıyorlar. Ve gerçekten o kadar büyük paralar ki, çünkü bunları genelde vurgunları ya şovlarda ya lastiklerde ve değerinde veriyorlar kuşları. Öyle değerinin altına satmaya çalışıp da şüphelendirme uyandırmıyorlar şüphelenmeyi. Bunları değerinde verdikleri için de çok yüksek meblağlı kuşlarda çok da güzel para kaldırıyorlar haliyle. Sonrasında varan ikiye gelelim. Başkasının kümesini çeken o güzel abilerimize, güzel yüreklilerimize gelelim. Tabii bunları ironi için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. O abiler başkalarının kuşunu çekiyorlar. İşte biraz da arkadaşlar, yani insanları bu yönden tedirgin ediyorlar. Yani üretimhanesine ne güzel çay içmek için bile çağıran kişiler var, çok iyi niyetli. Hani söylemedi, karşı taraf teklif etmedi hale gel bir çayımı iç diyenler var. Onların bile güvenini bu şekilde suistimal ediyorlar. Güven suistimal edilmesi hiç gerçekten güzel bir şey değil. Ve insanların ömrü boyunca unutamayacağı çok kötü hatıralar bırakıyor diyebilirim. Maalesef ki şöyle bir durum söz konusu. Bu abiler böyle fotoğrafları çekiyorlar, ilana aylar sonra koyuyorlar ve sizin ruhunuz duyuyor. Anlamıyorsunuz ki. Nereye anlayacaksınız? Yani bu arada şundan da bir tekrardan bakayım, kontrol edeyim, gol yemeyelim. Bizim mikrofonda biliyorsunuz bazen böyle gol yeme durumlarımız oluyor. Sesimiz gitmesin. Dediğim gibi hani siz anlamazsınız ki, aylar sonra yani kuşunuz paylaşılıyor. Yani sizin telefonunuzdan çekilmemiş. Tabii ki de sizin telefonunuzda halen mevcut olan bir fotoğraf yok ve ayırt edememe ihtimaliniz var. Bunları da göz önüne bulundurarak adam böyle sağlamından fotoğraflarını çekiyor ve siz bir anda ne olduğunuzu anlamadan sizin kuşunuzu ilana koymuş oluyor. Bu işin amatörleri de var ama arkadaşlar, amatörler çok çabuk yakalanıyor, hemen ifşalanıyorlar. Ama bunlar profesyonel. Ardından o kuşlara yazan bir sürü kişi çıkıyor ve bunlar genelde fake hesaplardan yapılıyor. Bu gönderiler. Sonrasında bir bakıyoruz ki arkadaşlar, maalesef ki vurgun çoktan yapılmış. O kişi işte birçok paylaşım açıyor. Kendi kuşuymuş gibi gösteriyor. Bir kuşu, kendinde olmayan bir kuşu 10 kişiye satıyor ve topuk, arazi. Adam yok. Sonra ara ki bulasın. Ara ki o adamı, yani bitmeyi çökesin. Ama yok, bulamaz. Adam zaten bütün hayatı yalan. Yani fake hesap üzerine gelmiş, farklı hesabı tabii ki de şundan bahsedebilirsiniz. Ya işte biz İBAN'ıma havale ettik, böyleyken böyle şey yapılabilir, bulunabilir. Evet, bulunabilir ama uğraşan mı var? Yok. Genelde uğraşan yok. Bu şekilde vurgunlar yapılıyor ve gerçekten yani milyarlık vurgunlar yapıldığını biliyorum bu konuyla ilgili olarak. Onun haricinde arkadaşlar bir de şu ürünlerle alakalı milyonluk vurgunlara gelelim. Aynı taktik, taktikte değişen herhangi bir şey yok. Bizim bu sefer ablalarımız devreye giriyor. Çok var, gördüm. Önce bir güven kazanıyor. Yani tırlarla ürün alıyorlar bazen, kamyonlar, tırlar, toplu. Özellikle yemde oluyor bu konu. Yem çünkü çok fazla ihtiyaç oluyor yeme. Ve insanlar uygun yem alabilmek adına birçok kez tehlikeye girebiliyorlar. Şunu fark ettim. Kadın olunca güven daha fazla oluyor. Yani erkekten bekleniyor ama kadından çok fazla beklenmiyor. Bu güzel bir şey aslında. Yani evet, kadınlar bir güven kazanmış ama kadınlar da bu güveni suistimal ediyorlar. Yani insanoğlu maalesef ki böyle. Ve şunu fark ettim. Kadınlar evet bu işe girince yapanlar çok güzel yapıyor. Güven sağlayanlar, gerçekten işinin arkasında duranlar var. Erkeklerde de aynı şekilde. Ama böyle birkaç tane çürük elma gelip tamamen bütün düzeni bozabiliyor. O nedenle hani güvenilir kişilerle tabii ki irtibat kurmazsın. Şimdi ben ürünler konusuna da bir geleyim. Ürünlerde de şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Maalesef ki şundan çok pardon olayım. Maalesef ki arkadaşlar böyle ürünleri paylaşıyorlar ve ardından bir bakıyoruz ki kadın
adam fark etmez neyse. Deli gibi satış yapıyor. Yani kargolar peş peşe çıkıyor. Ve artık o anlaşma, kargo anlaşmasını nasıl yapıyor bilmiyorum. Onu da artık Allah kerim. Artık böyle siteleri, dolap tarzında siteleri mi kullanıyorlar bilemiyorum ama yapıyorlar. Ve sonrasında arkadaşlar bir bakıyoruz ki ablamız arazi, abimiz arazi. Parası ödenen ürünler bir gün oldu, iki gün oldu, üç gün oldu, beş gün oldu çıkmamış. Nerede kardeşim bu ürün diyorsunuz. Ve ürün gerçekten bulunamadı. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor diyor size telefondaki abimiz, ablamız. Sonra bir anda şüphelenmeye başlıyorsunuz. İçinize bir kurt düşüyor. Ve ardından Facebook gruplarına yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte ben böyle görüştüm de ettim de benim malım gelmedi de bu kişi dolandırıcıdır da itibar etmeyin de falan filan. Ama o kişi zaten senin gibi güven kazandığı yüzlerce binlerce kişiden vurgun yapmış. Şu anda tatiline çıkmış, sefasını sürüyor. Yani hani bu tarz şeylerle maalesef karşılaşıyoruz ki çok yakın zamanda karşılaştık. Satıcı mı satıcı? Ucuz mu ucuz? Neden tercih ettin? Ucuz diye tercih ettim. Öptüler mi? Öptüler. Yani çok kaba bir tabir ama öptüler yani. Çok da güzel çarpmışlar seni. Yapacak bir şey yok. Artık giden gitti diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz aylar sonra. Ha bir de güzel yorumlar da geliyor. Sizin o gönderiniz var ya hani dolandırıcıdır itibar etmeyin gönderiniz var ya. Adamlar bir şey yazıyorlar hani ya kardeşim ben alışveriş yaptım bu insandan. Güvenilir, sıkıntı yok diyorlar. Ona bir yanlış anlaşılma vardır diyorlar. Ve bu bile bir güven biliyor musunuz? Yani acaba gönderiyi açan dolandırıldığını düşündüğümüz kişide mi bir sıkıntı var diye de insanın kafasında da yer etmiyor değil. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hem üretim temizleri hem sizlerle böyle sohbet havası oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yani insanlar böyle yapacak bir şey yok. Dolandırıcılara itibar etmeyiniz. Yani 3-5 kuruşun hesabını yapmayın. Açıkçası bunu da söylemeden edemeyeceğim. 3-5 kuruşun hesabını yapmayın. Yaptığınız her yani kuruş hesabı sizlere bir dezavantaj olarak illaki bugün olmasa başka bir zamanda geri dönecektir diye söylüyorum. Yani lütfen bunu da dikkate alın. En azından muhatap bulabileceğiniz güvenilir olan bir iki gönderisinden dolayı güven sağlamış pozisyonuna geçen kişilere dahi artık bu devirde çok üzülerek söylüyorum. Güven olmuyor ve bunlar yüzünden güvenilir kişileri de biz acaba yine aynı şeyleri yaşar mıyım? Acaba dolandırılır mıyım kafasında sürekli olarak şüphe duyuyoruz. O yüzden arkadaşlar sizlere tavsiyem şudur. Bildiğiniz gerçekten ben bunu muhatap alabilirim. Böyle bir problem bana yaşatmaz. Bu arada deli gibi yem kusuyor. Bak çiftleşecekler. Bekle çiftleştiler. Dediğim gibi hani böyle ben bu kişiyi muhatap alabilirim. Bu kişi benim muhatabım olur. Bana yardımcı olur diyebileceğiniz kişilerden lütfen alışveriş yapın. Ve kuş da olsa, yem de olsa, ürün de olsa. Çünkü artık bir yerden sonra insana böyle bir mücadele etmekten dolayı bir şey geliyor yani artık bir soğuma hissi geliyor ve bırakıyor diyor ki yani canın cehenneme para da senin olsun istemiyorum yeter ki benim yakamdan düş diye artık böyle bir kal noktası geldiği için o da o sizden aldığı parayla siz haram ediyorsunuz. Haram helali bilmediği için o da gidiyor tatilini yapıyor yani yapacak hiçbir şey yok. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. En azından bir yerleri de toparladık. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Dolandırıcılara da itibar etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.